Hunat Hatun Kültür Merkezi ve Sanat Evi'nde çeşitli sanatları icra ettiren sanatçılardan biri olan Ahmet Kurt, 10 yıldır icra ettiğimiz Ebru sanatlarını insanlara göstermeye çalışıyoruz. Sanatçı belgesi almak istiyoruz dedi. Yaklaşık 12 yıl oldu. 12 yıldır Ebru ile hemhaliz. Hunat Kültür Merkezi'nde de yaklaşık 10 yıldır falan bulunuyoruz. Hunat Kültür Merkezi belediyenin sanatçılara tahsis etmiş olduğu 16 tane dükkandan oluşan bir yer. Burası belediyeden sanatçılara tahsis edildiğinden beri de bütün sanatçılar Kayseri'yi burada tanıtmaya çalışıyor. Ebru sanatı biraz aşk gibi diyelim. Böyle bir diş hekimi bir arkadaşımızın mekanında bir arkadaşımız gösteri yapmaya gelmiş. Orada görünce tutulduk. Fakat biraz tanışmamız uzun sürdü. Dokununca da bir deneme yap falan dediler. Onu da deneme yapınca iş bitti. Bizi içine çekti. 5 yıl gece gündüz Ebru sanatını öğrenmeye çalıştık. Çok uğraştık. O arada da işte belediyeden buradan yer verilince kültür merkezinde, Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği yerde Kayseri'ye gelip gidenlere Ebru sanatını göstermeye çalışıyoruz. Ebru sanatı bütün boyalarımız topraktan yapılıyor. Toprak ezilerek yapılıyor. Toprağı ezerken insan nefsini de eziyor haliyle. Buradaki asıl Ebru'nun insana kattığı şeyler bunlar. Nefsini ezmesi ve sabrı öğretmesi, bu çok önemli bir şey. Onun bu halinden dolayı zaten tasavvufla da ilişkilendirirler. Lale'yi Allah yapımında sembolize, yani Allah'ın varlığına, birliğine işaret olarak sembolize ederler. Gülü Hazreti Peygamber'le ilişkilendirirler. Diğerlerini de istedikleri gibi sembolize ederler. Ebru da en önemli şeylerden birisi atış teknikleri. Ebru yaparkenki verdiğiniz şekiller. Bunların bir takım alet edevatları var işte. Boyayı yaparken içine kattığımız öt var. Sıvısı, teknenin içine koyduğumuz sıvının adı kitre zaten. Bunlar zamanla bir hoca tarafından gösterilerek geleneksel sanat dediğimiz bir biçimde geleneksel sanata uygun biçimde öğretilir. Kayseri'de de bunu yapan şu anda iki kişi var. Birisi benim, birisi de karşıda bir arkadaşımız var. Kayseri'de dünyanın en ucuz Ebru kursunu veriyoruz. İnşallah bakalım. Şimdi üniversitede öğrenci çok fakat henüz kültür merkezimizi çok fazla bilen yok. Bu pandeminin de etkisiyle yeni yeni tam tanınır hale gelmiştik. Pandemi araya girince baya baya bir etkiledi. Ama şimdi yeni yeni dikkatleri, maske, mesafe, temizlik bu kurallara da uyulduğu sürece buraya gelip giden biraz fazlalaştı. Fakat dışarıdan gelen insan sayısı biraz azaldı. Onlara dikkat ediyoruz. Onlar da çoğalırsa daha iyi olacak diye umuyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bize imkan sağlamasıyla birlikte burada yaklaşık 16 tane sanatçı arkadaşımız var. Kayseri Kültür Müdürlüğümüz de bize bir takım hizmetlerin yolunu açmaya çalışıyor. Sağ olsun Kültür Müdürümüz Şükrü Bey buradaki bütün sanatçılarla baya baya ilgileniyor ve buradaki bütün sanatçılar birlikte olup Kayseri'de birkaç kişiyi daha bir araya getirerek Kültür Bakanlığı'na bir müracaatımız olacak. Hepimizin elimizden geldiğince Kültür Bakanlığı sanatçısı ya da sanatçı belgesi almak açısından bir deneyimimiz, bir müracaatımız olacak. Kültür Müdürümüz de sağ olsun bunu topluca yaparsak bize bu imkanların gerektiğinde buraya gelebileceğine dair bir zorlanacağını söyledi. Bunun için uğraşıyoruz. Sağ olsun belediye ve kültür müdürlüğümüzün bunu da bize katkı sağladığında olursa çok çok daha güzel olacak. Kayseri'deki devlet sanatçısı sayımız biraz artacak. Bunun için uğraşıyoruz. Dilerim başarılı olacağız.